kömür ocağında mahsur kalan 18 işçimizden birisi olan Tezcan Gökçe'nin yılların yorgunluğunu yüzüne vurmuş 75 yaşındaki annesi Ayşe Gökçe, "Oğlum yüzme bilmezdi. Suyun içinde ne yaptı?" sorusuna hükümet ne cevap verecek? Kazayı afete bağlayan şirket ne diyecektir? Sayın Davutoğlu, dikkatini çekerim ki bu su meşhur havuzunuzda biriken yağma hasılatı değildir. Bu su sizlerin ihmalkarlığıyla emeğe, alın terine, bir dilim ekmeğe, bir parça umuda çöreklenmiş, üstelik gelinleri, anaları, babaları ağlatmış, evlatları da derinden yaralamış kabustur. Güneş yüzü görmeden nasibini toprakta arayan, kömürden ekmek çıkaran, helal kazancı için kazma kürek sallayan vatan evlatlarının perişanlığı hepimizi kaygılandırmaktadır. Taşeronlaşma can yakmaktadır. Bu çerçevede çalışan işçilerin sayısı 750 bine yaklaşmıştır. İş güvenliğindeki derin açmazlar cinayet gibi kazalara neden olmaktadır. Geçtiğimiz hafta Ermenek için üzülürken Bartın ve Zonguldak'tan yine maden kazaları bağlamında 3 acı kayıp haberi gelmiştir. Artık madenlere neşter vurulmalı, seriye bağlanan katliam gibi iş kazalarının önüne geçilmelidir. Madenlerdeki ölümlerde kimin payı, kimin dahli ve kimin parmağı varsa silsile yoluyla en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Madenlerde radikal ve seferberlik boyutunda önlemler almak için vakit daralmaktadır. Ankara'da yasa yapıp Ermenek'teki kazanın kaynağına kafa yormak inandırıcı değildir. Her şey meydandadır. Kötü yönetim, kötü denetim, kötü işletme, kötü adamlar, kötürüm şartlar, köhne uygulamalar, vahşi kapitalizmin çarkı insanımızı öğütmek, geleceğimizden çalmaktır. İnsanca düzenlenmiş çalışma şartları, insana yaraşır iş güvenliği hemen temin edilmeli, her kesime, her iş koluna, her sektöre yaygınlaştırılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi işçilerimizin lehine olacak tüm adımların yanındadır. Ve Ermenek'te 18 işçimizin her şeye rağmen sağ salim şekilde kurtarılmalı Allah'tan niyazımızdır. Umut varsa hayat vardır. Umut varsa gelecek vardır. MHP varsa umutlar sönmeyecek, hayaller bitmeyecektir. Bacası tütmeyen hanelerin umudu biziz. Ocağı yanmayan mutfakların umudu biziz. Üzerinde ekmeği olmayan sofraların umudu biziz. Sırtında kaban olmayan her babanın, ayağında giyecek ayakkabısı bulunmayan her annenin, soğuk kış günlerinde tir tir titreyerek yürüyen her dedenin, solgun elleriyle kalem tutmak için çırpınan, aç yatıp aç kalkan her körpe yavrunun umudu biziz, çaresi Milliyetçi Hareket'tir. Ayaz gecelerde umuda sarılıp yatan biçarelere uzanacak el biziz. Onlara deva olacak vicdan ateşi içimizdedir. Dayıbaşı isimli çirkef ve çirken sisteme mahkum edilerek karın tokluğuna çalıştırılan kardeşlerimizin sözcüsü biz olacağız. 23 kişilik midibüse 46 kişinin binmesine yol açan çarpıklığı biz düzelteceğiz. Yerin altında evladına ekmek götürmek için kayayı sabrıyla delen madencinin sözcüsü biz olacağız. Tarlasında başını öne eğip yine çıkmadı, yine olmadı diyen çiftçimizi biz teskin edeceğiz. Esnafımız kim var dediğinde sağa sola bakmadan biz varız diyeceğiz. Memurumuz çilem ne zaman bitecek diye sorduğunda hiç tereddütsüz biz ileri atılacağız ve ümit olacağız. İşsizimizin, yoksulumuzun, yetimlerimizin, muhtaç ve düşkünlerimizin, emekli ve yaşlılarımızın hep birlikte 76 milyonun davasını şeref bileceğiz. Allah'ın izniyle Türkiye'yi uçurumun kenarından çekip çıkaracağız.
Çünkü biz Türklük aşığı, millet sevdalısı, vatan ve kardeşlik tutkunu, huzur ve güvenlik adresi Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.